Hilal. Ben ilk önce Halil hocamızı kısa bir şekilde tanıtmak isterim. 1973 yılında Denizli'de doğdu hocamız. İlk ve orta lise eğitimini orada tamamladı. Üniversite eğitimi için İstanbul'da okudu ve orada yaşıyor. Evli ve 3 çocuk babasıdır. Endüstri mühendisi, sosyolog, aile danışmanıdır. DUSODER çatısı altında eğitimini devam ediyor, çalışmalarını sürdürüyor. Bu şekilde çok heyecanlıyım hocam. Aklıma gelmiyorsa da affedin. Evet, o zaman Bu kadar biz hocam. de sizin bu girişinizden sonra muhtemelen bu Sosyoloji Akademisi'nin bugünkü konusunu Halil Bey'e Evet hocam. devredeceğiz, eğer sizin söyleyeceğiniz bir şey yoksa. Hayır hocam, teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Sunumu ayarlayayım önce. Şu an ekranda sunumu görebiliyor musunuz? Görüyoruz. Evet hocam. Tamam. Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Ben bugün toplum ideali başlığı altında bir sunum yapacağım sizlere. Bu bakış açısı işte inşallah benim daha ileriki zamanlarda belki 60 belki 65 yaşlarında tam bir model haline getirip de artık en olgun çağımda sunmayı düşündüğüm bir model. Onun taslağını sunmuş olacağım bir anlamıyla sizlere. Bugünkü sunumumuz işte yaklaşık 45-50 dakika sürecek. Ondan sonra da eğer sizin sorularınız, açıklamalarınız ve konuyla ilgili farklı bakış açılarınız varsa onları da sunum sonunda almış olabileceğiz. Sunumun başlangıç aşamasında evet, toplum ideali üst başlığımız ama bunun alt başlığı ideal topluma ulaşmak için bir yöntem önerisi. İnsandan insanlığa 7 katmanlı toplum ideali. Bu da alt başlığımızı oluşturuyor. Sunumu 3 bölümde tasarlamıştım. Birinci bölümde giriş olarak tanımları vereceğim size. Gelişme bölümünde toplum ideali modelini anlatmaya çalışacağım. Ve sonuç bölümünde de bu modelin kullanımı ile ilgili örnekler sunacağım. Evet, tanımlama dediğimizde ideal kavramının kökü olan ide kelimesiyle başlayalım. İde mükemmel bir form demektir. Yani var olan her şeyin idesi onun en mükemmel halidir diye düşünmeliyiz. Örneğin bir daire düşünün. Bu dairenin idesi, o mükemmel daire formu idesidir. Ve çizilen her bir daire o mükemmel forma ne kadar yaklaşabilmişse, benzerse o kadar güzeldir diyebiliriz. Yani ide her tanımın mükemmellik formudur. Bunun yanında idea ise değişmeyen özdür. Yani varların şeylerin ilk örneği. Yani uzayın ve zamanın ötesinde, öznenin dışında kendiliğinden var olan duyularla değil de düşünsel olarak, ruhsal olarak anımsama yoluyla kavranabilen gerçeklik için idea kavramını kullanmak. Kavramı ise düşünceyle tasarlanan, sonuç ile alakalı olan tüm üstün özellikleri kendinde toplayan kavramdır. Uygun, kabul edilmiş olan unsurlar ve düşüncelerin en iyi şeklidir.
ulaşılması istenen örnek, varılmak istenen gaye, güzel ve olgun tasavvuruna en çok yakışan model idealdir. İdealist işte insan yaşamı içinde kendine verilen hedefleriyle yetinmeyen, daha ileri gitme çabası içinde olan kişiler için kullanılan bir kavramdır. İdealist kişiler kendi alanlarında her zaman bir hedefe doğru ilerlemektedirler. Hedeflerine ulaştıklarında ise daha üst bir hedef belirleyip bu konuda uzmanlaşmaktadırlar. İdea ve idealist kavramının karıştırmamamız gereken yine bir de ütopya tanımı yapalım. Ütopya ise aslında arkadaşlar, aslında hiç var olmayan ama tasarlanan kavramı içerisinde anlamlandırmalıyız. Yani gerçekleşmesi imkansızdır ütopyanın. Zaten tanımında da köken olarak Yunanca işte yok, yani olmayan anlamındaki o, mükemmel anlamındaki ü ve toprak, yer anlamındaki topos kelime kavramlarının birleşimiyle oluşmuştur. Yani ütopya kavramı hiçbir zaman var olmayacak olan şeyi ifade eder. Ama ideal olan, yani en iyi formu ifade eder. Yani ideal olan ulaşılabilecek, ulaşılabilir olan olmalıdır. Peki biz idealist olmalı mıyız? Veya herhangi bir ideal sahibi olmalı mıyız? Bu soruyla devam etmek istiyorum. Yani biz her ne iş yapıyorsak, her amacımız neyse, varlık amacımız, günlük meşguliyetlerimizde, yani idealist olmak gerçekten gerekli bir şeydir. Sanırım bu soruya gereksiz diyen hemen hemen hiç kimse çıkmayacaktır. Biz zamanı biliyoruz ki üç boyutta anlarız. Yani geçmiş, şimdi ve gelecek. Bazı öğretiler şimdiyi aşırı yüceltip, ya işte geçmiş zaten geçti, gelecek zaten hiç gelip gelmeyeceği belli değil, şu an neysen olsun, onunla ilgilen, onun keyfini çıkar, onu yaşa, böyle anı yaşamak, anı değerlendirme öğretileri günümüzde ne yazık ki çok popüler. Ben bunun ciddi bir eksiklik olduğunu düşünüyorum. Bizim sahip olmamız gereken bence asıl bakış açısı da bütünselliği yakalayabilmek, bütüncül bir değerlendirebiliyor olmak. Yani hem geçmişimizi bilmek, hem geleceğimiz için bir tasarım sahibi olmak, hedeflerimizin belirlenmiş olması, bu ikisinin varlığıyla zaten ancak şimdiyi anlamlandırabiliriz, değerlendirebiliriz ve bunu iyi sonuçlar elde edebiliriz. Yani ideal bir bakış açımız yoksa, hedefimizi belirlememişsek, yaptığımız işi, eserimizi nasıl değerlendireceğiz? Yani bir hedefimiz varsa ve bu hedefimiz diyelim ki 100 birimlik bir hedef olsun. Yani yapacağımız çalışma sonucunda eğer işte 80 birim fayda elde etmişsek, bunu değerlendirebilme imkanımız olur. Hedefimiz olduğu için. Dolayısıyla ideal sahibi olmak, idealist olmak bizim nerede olduğumuzu, nereye varmak istediğimizi veya nereye varacağımızı belirleyen değerlerdir. Ve bu bence olmazsa olmaz bir durumdur. Eğer biz
Buna sahip değilsek, böyle bir hedefimiz yoksa, böyle bir idealimiz yoksa, zaten hayatımız başkalarının planlarında figüran olmak, başkalarının planlarının bir parçası olmak şeklinde gerçekleşir ne yazık ki. Onun için bence idealist olmalıyız, ideal sahibi olmalıyız ve bu bizim geçmişimizi kapsayan, şu anımızı değerlendiren ve geleceğimizi de içeren bir bakış açısını kapsamalı. İdeal toplum üzerine filozofların görüşleri. İdeal toplum, insanların doğal özgürlüğünü koruyan ve ortak iradeye dayalı bir sözleşme ile oluşturulan bir düzendir. Tarihte yaşamış her yazar, kendi yaşadığı toplumun olumsuzluklarından yola çıkarak ideal düşünceler ortaya koymuşlardır. Bu ideal bakış açıları o dönemde yaşanan problemlerin adeta birer göstergesidir. Bu ideal bakış açılarında insanlar barış ve uyum içinde yaşar. Stabil bir ekonomi vardır. İnsanlar sağlıklıdır ve herhangi bir sıkıntıda kolaylıkla sağlık hizmetlerine ulaşabilirler. Herkes eğitime ulaşabilir gibi bu şekilde tarihsel değerlendirmeler yapılmıştır. Tabii ida dediğimizde ve idealar kuramının ortaya koyan Platon'la başlamadan olmaz. Platon Devlet adlı eserinde ideal toplumla ilgili görüşlerini detaylı bir şekilde açıklamıştır. Bu ideal devlet düzenini adalet ve bilgelik düzeni olarak tasvir eder Platon. Devlet adeta büyütülmüş bir insan organizması gibidir Platon'un ideal devletinde. İnsan nasıl ruh ve bedenden oluşuyorsa ve insanın üç temel yetisi istekleri, aklı ve iradesi oluyorsa Platon'un devletinde de üç sınıf insan vardır. Yöneticiler birinci sınıftır ve akla karşılık gelirler. Savaşçılar yani devleti korumakla görevli sınıf iradeyi temsil eder. Meslek sahibi olan yani zanaatkar ve normal halk ise ruhu temsil eder. Platon'a göre devlette bulunan bu üç kısım aklıyla, iradesiyle ve istekleriyle birbiri arasında çatışmaya girmeden sağlıklı bir şekilde yaşarsa ideal devlet bu şekilde kurulmuş olur. Aristo ideal toplumu orta sınıfın hakim olduğu bir refah düzeni olarak tanımlar. Adalet, ılımlılık ve irtibatlılık gibi erdemlerin teşvik edilmesi gerektiğini savunur. Thomas More, Ütopya adlı bir eser yazmıştır ve burada ütopik bir devlet tasarımını ortaya koymuştur. Bu devlette özel mülkiyet yoktur ve yasaklanmıştır. Komünist bir düzen tasvir edilmiştir. Herkes devlet adına üretir. Para geçerli değildir. Üretilenlerden herkes ihtiyacı kadar alır. Bireyler günde 6 saat çalışır. Geri kalan zamanlarında sanat ve bilimle uğraşarak geçirirler. Yöneticiler de tıpkı Platon'un ideal devletinde olduğu gibi çok sıkı bir eğitime tabi tutulurlar. Jean-Jacques Rousseau
toplumun aslında insan doğasına uygulanan doğal bir durumda olduğunu savunur. Ona göre ideal toplum, insanların doğal özgürlüğünü koruyan ve ortak iradeye dayalı bir sözleşme ile oluşturulan toplumsal bir düzendir. Campanella ise Güneş Devleti adlı eserinde ütopik bir devlet tasarımı yapmıştır. O da Platon'un etkisi altında Güneş kentte her şey ortaktır. Aile yoktur. Eşlerin seçimi yönetimce yapılır. Kent bir rahip tarafından adil bir şekilde yönetilir. Herkes günde 4 saat çalışır. Geri kalan zamanda sanat, eğlence, okuma, beden ve ruhları eğitime gibi zevk veren işlere ayrılır. Yöneticinin yetkisi mutlaktır. Adları güç, akıl ve sevgi anlamına gelen 3 yardımcısı vardır. Bacon'ın Ütopyası Yeni Atlantis adlı eserinde anlatır. Sağlam bir ahlak anlayışı egemendir bu devlette. Özel bir örgüt halkın bu yüksek bilgi ve kültürünü planlar ve yürütür. Yeni Atlantis bir bilgi devleti olarak tasarlanmıştır. Karl Marx'ın ideal toplumu sınıfsız bir toplumdur. Ona göre kapitalist sistemdeki sınıf mücadelesinin sonucunda proletarya diktatörlüğüyle kurulacak olan bir komünist toplum, insanların gerçek potansiyellerini gerçekleştirebilecekleri ideal bir düzendir. John Rawls'un adalet teorisi yine ideal toplumun temel prensiplerini belirlerken civa perdesi diye bir tanım kullanır. Ona göre adaletin en temel prensipleri bireylerin özgürlük ve eşitlik haklarını en geniş şekliyle koruyan bir toplumsal düzendir. Batılı filozoflardan sonra iki doğulu filozofumuz önce daha kapsamlı bir çalışma yapan Farabi. Farabi El-Medinetül Fazıla adlı kitabında ütopik devlet anlayışını hem Doğu hem de Batı felsefecilerinin birleşimiyle oluşturulmuş bir devlet anlayışına açıklamıştır. Erdemli bir toplumun özelliklerini yöneticilerin özellikleriyle tanımlamıştır. Adaleti sağlayacak kanunların olmasını, adaleti engelleyenlere ceza vermek toplumun erdemli olması için bir gerekliliktir. Erdemli bir toplumu erdemli yöneticilerin yönetmesi istenir. Erdemli şehrin reisi sıradan bir insan olamaz. Çünkü erdemli bir toplum erdemli yöneticiyle mümkündür. Yöneticiler filozof ve halkına gerçek mutluluğu vermektir. Erdemli yöneticinin sahip olması gereken vasıflar Farabi'ye göre şunlardır. Sağlam bir beden, sözü anlama kudreti, güçlü bir hafıza, en küçük kanıtı değerlendirebilecek bir zeka, düşündüklerini açıklayabilecek kıvraklıkta bir dil, öğretmeyi ve öğrenmeyi seven, yemeği içmeyi iyi bilen, doğruluğu ve doğruları sevmek, yalandan nefret eden, altın ve gümüşü değil, yüceliğin peşinde koşan, adaleti seven, zulümden nefret eden, doğruları korkmadan cesaretle hayata geçirebilecek azim ve iradeye sahip ve en önemlisi de bilge bir şahsiyettir. Medinetül Fazıla'nın yöneticisi. Son olarak İbn Haldun
Umran kavramı altında tanımlamıştır ideal toplumu. Büyük kentlerde toplumsal yapı ancak kültür ve ahlak değerleriyle inşa edilebilir ve bu kültür de umran kavramıyla toplumda yaygınlaştırılmalıdır. İbn Haldun'a göre. Evet, şimdi bu girişten sonra toplum ideali kavramının tanımıyla kendi modelimi açıklamaya başlıyorum. Toplum idealinin iki boyutu var. Bunlardan birincisi bireysel boyut. Kişi o an bulunduğu rol için en iyi sonuca ulaşmak amacıyla tüm faaliyetlerini koordine etme çabası toplum ideali bakışının birinci boyutu. Yani diyelim ki ben o an babalık görevimi yerine getireceğim. İçinde bulunduğum tüm şartlar içerisinde ben en iyi babalık görevimi nasıl yapabilirim öngörüsüyle hareket etmem bu tanımın içerisinde yer alıyor. Veya fabrikada çalışan bir işçiyim. O an elimdeki imkanlarla bana verilen malzeme, zaman, işte teçhizat, makine her neyse bunlarla en güzel ürünü çıkarmak, en iyiyi elde etmek. Yani toplumun parçası olan her bir birey yaşamının her bir anında bu bulundukları toplumsal roller içinde en iyi, en güzele ulaşmak için bu bakış açısıyla hareket etmeleri toplum idealinin bireysel boyuttaki gerekliliği. Toplumsal boyutunda ise bireyler herhangi bir karar alırken veya bir bakış açısı geliştirirken biraz sonra açıklayacağımız o yedi katmanlı yapı içerisinde alt katmanları değil daha üst katmanları gözetmeliler. Yani verecekleri kararda yapacakları işlerde ve günlük yaşantılarında hep mümkün olduğunca bir üst katmanı veya en üst katmanı hedef olarak belirlemeliler. Bu toplum idealinin ikinci gerekliliği. Toplum idealinin zıddı nedir diye sorarsak bu da toplumsal dağılma kavramı altında tanımladım. Her bir kişinin meslek, hobi veya diğer tüm uğraşlarında sosyal bütünlük içindeki yerini gözetmeksizin sadece kendi çıkarlarını önceleyerek toplum çıkarına zarar verici yaklaşımları nedeniyle oluşan bozulmadır. Toplumsal dağılma. Yani temelde işte bencillik veya bireysel çıkar açısını önceleyerek sadece bu şekilde bakmak toplum idealinin karşıtıdır. Ve bu ne yazık ki toplumsal dağılmaya sebep olur. Evet, insandan insanlığa toplum ideal modeli yedi katmanlı. Burada tabii ki hepimizin tahmin edebileceği gibi birinci basamakta birey yani insan teki var. Şimdi normalde aslında biz tanım olarak toplumun en küçük birimini aileden başlatırız. Ama bu bence yanlıştır. Çünkü bunun yanlış olmasının iki sebebi var bence. Bir kere toplumun yapı taşı
aileden daha önce bir bireydir. Yani birey olmadan toplumun olması mümkün değildir. İkinci sebebi de bunun tam tersi. Yani bireyin olması için de toplum gereklidir zaten. Yani bir anne ve baba olmadan bir çocuk olamayacağı için, bir birey olamayacağı için birey toplumun meyvesidir. Aynı zamanda birey toplumun da yapı taşıdır. Dolayısıyla toplumsal teorilerde, toplumsal modellerde ve bakış açısında bence yaptığımız temel yanlış burada kendini gösteriyor. Biz hep toplumu aileyle başlatıp ondan sonra sınıf konuşuruz. Ama bence burada bireyden başlatmalıyız. Ve hatta biraz sonra konuşacağımız diğer tüm konular, tüm bakış açılarının en başta, en temelde bir amacı olmalı ve bu amaç bireyin güçlü, sağlıklı ve huzurlu bir birey yetiştirmek olmalı. Yani her toplumsal konuda birinci amacımıza bunu yazmalıyız. Biz güçlü, sağlıklı ve huzurlu bireyler, insanlar, çocuklar yetiştirmek için tüm bu faaliyetleri yapıyoruzu birinci kademeye koymak zorundayız bence. Bu da yine toplumsal olaylardaki bence temel eksikliklerimizden birisi. Çünkü nasıl bir duvar tuğlalardan oluşuyorsa bir tuğlaya biz duvar diyemeyiz. Ama tuğla olmadan da duvar olamayacağı için bir birey ne kadar becerikli, ne kadar güçlü, ne kadar sağlıklıysa biraz sonra konuşacağımız tüm katmanlarda ancak onun kadar sağlıklı bir yapı oluşturabilirler. Dolayısıyla toplum bakış açımızın temelinde birey yer almalıdır. Tahmin edebileceğiniz gibi ikinci aşama ailedir. Aile bebeğin hayata geldikten sonraki yaşamının başladığı ve insanlığı öğrendiği, insan yetiştirilen en önemli kurumumuzdur. Üçüncü aşamada yakın akraba çevremiz vardır. Ve bu da ailenin bir üst katmanı, işte daha eski kültürel toplumlarda geniş aile dediğimiz ve akrabalık ilişkileriyle şekillenen ve toplumsal yapının ilk şekillendiği nüve halinde bulunduğu üçüncü aşamada akraba gruplarımız vardır. Dördüncü aşamada yerleştiğimiz mekan, işte köy veya şehir diye tabir ettiğimiz yetiştiğimiz toplumsal yerleşkeler vardır. Bunun bir üst boyutunda, beşinci boyutunda devlet boyutu vardır. Altıncı boyutunda devletin de bir üst kademesinde medeniyet başlığı altında değerlendirebileceğimiz, ait olduğumuz kültür, din ve millet değerleri vardır. Ve nihayetinde yedinci basamakta da tüm insanlığı kapsayan insanlık değerleri vardır. Şimdi toplumla ilgili her ne konu olursa olsun veya her ne kavram konuşuluyorsa konuşulsun, bence öncelikle bu serimleme yapılmalı. Bu yedi basamak ortaya konulmalı ve ne konuşulacaksa bunun üzerinden konuşulmalı. İşte benim az önce tanımladığım toplum ideali de
Yani toplum ideali neydi? İşte bireylerin sahip olduğu rollerde en iyiyi, en mükemmeli ortaya koymaları ve bu bireysel çabaların bütünüyle ideal topluma ulaşabilme. Bakış açısına her zaman bu şekilde konuşabiliyor olmamız lazım. Zaten bunu yapabiliyorsak işte o kadar değerli ve geniş bir bakış açısına sahibiz demektir. Yani biz burada işte her şeyi artık bu çerçevede konuşabiliriz. Mesela diyelim ki tarih başlığı altında. Yani insan tarihinden başlayıp ailenin tarihine, işte ondan sonra tüm kademeleri geçerek insanlık tarihine kadar her kademeyi ayrı ayrı konuşabiliriz. Veya değer kavramı. İşte insan değeri ve diğer tüm katmanlardaki değerler hep birbirleriyle anlamlı bir bütün oluşturmalıdır ki bütünselliğe ulaşabilelim. Ben en sonunda adalet kavramını örnek olarak tüm boyutlarıyla anlatmaya çalışacağım. İşte burada böyle bir bakış açısına sahip olamadığımız için birçok şey sıkıntı ortaya çıkıyor. Yani birisi değer diye bahsediyor. Mesela insanlık değerinden bahsediyor bir kişi. İşte karşısındaki de bireyin değerinden bahsediyor. Yani bir insanlık değeriyle birey değerinin aynı yerde söz konusu olup da birbirinin karşısına konulması kadar yanlış bir şey olamaz. Yani birincisi birinci kademede olan bir şey, birincisi yedinci kademede olan bir şey. Veya işte diyelim ki devlet değerleri. Yani birisi bir devletin sahip olduğu değerlerin işte güzelliğinden, iyiliğinden bahsediyor. Ama onun karşılığında tutup olumsuz olarak da medeniyet değerlerinin karşısına koyuyor. Yani bu da yaptığımız en temel hatalardan birisi. İşte diyelim ki bugün İskandinav ülkelerindeki devletin yapısını anlatıyor. İşte oradaki mükemmel yapıyı, insanların ne kadar refah ve huzur içinde yaşadığını anlatıyor. Hemen onun yanına getirip işte Doğu medeniyetinin olumsuzluklarını ekliyor. Yani bu değer kavramını bu şekilde kademeli bir anlamlandırma yapamadığı için bir kavram kargaşasına sebep olup neyin nerede olduğunu kavrayamıyoruz veya anlayamıyoruz. Mesela bu yedi basamaklı yapının içinde böyle bazı noktalarda işte karmaşaya sebep olan, bazı noktalarda da problem ortaya çıkaran yapılar söz konusu. Onu geçmeden önce bu yedi basamaklı yapının yani insandan insanlık tarihine kadar nasıl bir tarih yapımız var onu kısaca bir hatırlayalım. Geçen sunumumda söylemiştim. Ben insan kavramını insanlık başlangıç noktası olarak işte yaklaşık olarak 6,6 milyon yıl önce yaşamış bir atamızdan başlatıyorum insanlığı. Yani insan dediğimizde, insan bireyi, insan teki dediğimizde tarihsel olarak 6,5 milyon yıl önceye gidebiliyoruz. Ve oradan başlatarak insana ait her şeyi onun tarihsel olarak oradan günümüze kadar konuşabiliriz. Onun bir üst kademesi olan aile ise insandan daha eski bir değer. Çünkü canlıların canlı formunda olan birçok canlıda da aile kavramı, aile formu mevcut. Yani aile insandan daha eski bir yapı aslında. Onun bir üst formu olan akrabalık
ilişkileri ve kavramı ise işte muhtemelen eski atalarımız, yani özellikle avcı toplayıcı yaşam tarzında yaşıyorlarken belki 20-30 belki 40-50 kişilik küçük aile grupları, yakın akraba grupları olarak çok çok uzun bir süre yaşamlarını bu şekilde sürdürdüler. Ve akrabalık ilişkilerimizde yani yapısal olarak aslında çok eskilere dayanıyor. Yani hemen hemen insan varlığıyla yaşıt ve hatta daha eski diyebiliriz. Ama bunun yanında köy ve şehir kavramları ise tarihsel olarak işte tahmin edilene göre maksimum 7-8 bin yıllık veya 9-10 bin yıllık bir geçmişi var. Çünkü işte tarım toplumuna geçişte, yani atalarımız avcı toplayıcı yaşam formundan tarım toplumuna geçiş yaptıklarında, geçmeye başladıklarında yerleşik hayata geçtiler ve yerleşik hayatta organize olmak zorunda kaldıkları için bu kuralları koyup birlikte yaşama temelinde faaliyetlerini sürdürdükleri için köy şehir yaşamının tarihi bir 10 bin yıl eskisine dayanıyor diyebiliriz. Devlet ise onun gene biraz daha günceli, yani bir 5-6 bin yıllık devlet formunun geçmişinden bahsedebiliriz. Medeniyet başlığı altında aslında benim sadece medeniyetten kastım, burada içinde milleti de kavrayan, milleti de içeren, dini olguları da kavrayan bu medeniyet bakış açısı da yine hemen hemen insanlık tarihi kadar eski. Ve yine insanlık dediğimiz kavramda insanla hemen hemen başladığımız yerle ulaştığımız yer aslında ikisi aynı nokta. Yine insan grubunun bütünlüğünü oluşturuyor. Yani biz konuştuğumuz her konu her ne olursa olsun bunu bu tarihsel form içinde, bu katmanlar arasında, bu katmanların nerede ve nasıl geliştiğini anlayabilirsek konuları konuşmak, konuları tartışmak ve sonuca ulaşmak çok çok daha kolay olacaktır. Bunun için toplumla ilgili her konuda bu katmanlı yapıyı hiç göz ardı etmememiz gerekiyor bana göre. Bu yapı toplum idealinin gelişim yapısı ve tanımını da zaten önceden sunmuştum. Bir de değer kavramı var mesela. Şimdi biz sahip olduğumuz herhangi bir şey diye düşünelim. Biraz sonra bu 7 basamaklı kavramdan yani üçüncüsüyle akraba toplumuyla ve altıncısıyla medeniyet toplumu, medeniyet kavramı ile ilgili biraz daha detaya gireceğim. Çünkü bunların her birine detaya girmek istersek çok uzun zaman alacağı için sadece örnek olması açısından iki kavrama biraz daha detaylı bakacağız. Bu iki kavramı seçmemin sebebi bu iki kavram nispeten günümüzde daha çok ihmal edilen bakış açılarını içerdiği için bunlara farklı bir görüş sunmuş olmayı istiyorum. Mesela elimizde 100 birimlik bir değer olduğunu düşünün. Yani diyelim ki ben kendi hayatımdaki meşguliyetlerimi düşüneyim. Yani bu 100 birimlik değeri ben nasıl paylaştıracağım ve nasıl zaman ayıracağım diye baktığımda benim çıkardığım bir oran bu şekilde, yani bu sahip olduğum 100 şeyi bunun 1/3'ünü kendi bireysel insan olmaklığıma ayırmam gerekiyor bence. Bundan başlayarak kademe kademe azaltarak diğer katmanlara da hepsine hiçbirbirini ihmal etmeden bu değer paylaşımını gerçekleştirmem gerekiyor ki
o toplumsal, o bütünlüğün toplum idealine ulaşabilme hedefi gerçekleşsin. Bunun yanında diyelim ki ailem için 21'imini, yani %20'sini ailem için ayırıyorum. O imkanın, o değerin her neyse. İşte %13'ünü akraba yakınlarım için ayırıyorum. İşte %10'unu yerleştiğim mekandaki çevrem için ayırıyorum. İşte %9'unu devletim, işte %8'ini milletim ve %7'sini de tüm insanlık için ayırdığımı düşünebilirim. Yani ben böyle bir oran çıkardım. Bu tabii ki tartışılabilir, değişebilir ama buradaki temel amaç bakış açımızı eksik bırakmamak. Yani konu, toplumsal konu her ne olursa olsun, biraz sonra mesela adaleti konuşacağız örnek olarak. Bu yapı içerisinde hiçbir kademeyi aksatmadan, yani hepsi için hak ettiği değeri ve hak ettiği kadar oran, bu oranlarla onu takdir etmek ve onunla meşgul olmak ve o bütünlüğü sağlayacak bir sonuca ulaştıracaktır bizi. Yani söylediğim gibi hedefimiz her zaman güçlü, sağlıklı ve huzurlu bir birey yetiştirmek. Tüm kademelerin, tüm her şeyin temel varlık sebebi, birinci yazmamız gereken değer bu olacak. Burada da buna üçte bir gibi bir kapasitemizi buna ayırıyoruz. Kalan kapasitemizi de diğer katmanlara paylaştırıyoruz. Bunu söz konusu olan toplumsal konularda söz konusu olan her şey için bir ağırlıklı model olarak böyle bir oranlama yapabiliriz. Yani böyle bir oranlama yaparsak işte bir şeyin ihmal edilmediğini veya eksik kalmadığını oradan anlayabilme imkanımız olacak. Yoksa böyle bir bütünsel bir bakış açısıyla işe başlamazsak arada ihmal edilecekler olabileceği için başta bir paylaşımı yapmamız gerekiyor. Evet, yani dediğim gibi her toplumsal konu için bu şekilde bu 7 basamaklı kavram analizi yapılabilir. Yani her şey bu şekilde değerlendirilebilir. Ben burada sadece adalet kavramını inceleyeceğim bir örnek olması açısından. Adalet kavramında birinci basamak bireysel adalet. Yani benim birey olarak adalet anlayışım ne olmalıdır? Ben insan olarak insanlık temelinde, yani diğer tüm insanlarla birbirine eş bir adalet duygusu geliştirebiliyor olmam lazım. Hiçbir istisna içermeden. Yani herhangi bir ırk tanımını öne koymadan, herhangi bir inanç tanımını öne koymadan, herhangi bir, biraz sonra bakacağımız tüm diğer katmanları araya koymadan, öne koymadan ben insan ekseninde adalet dediğim zaman bunun hiçbir istisnası olmamalı bireysel boyutunda. Adaletin aile temelindeki bakış açısında da ebeveynler adaletli olmayı, kendi ailelerinin içinde en başa yazmalılar ki çocuklar şundan emin olabilsinler. Yani benim annem ve babam hiçbir zaman haksızlık yapmaz ve en adil bir şekilde, en iyi bir şekilde hareket ederler. Dolayısıyla bu bize çocuğun aileye bağlılığını ve sorumluluğunu da arttıracaktır. Genel olarak adaletin zıttı
bencilliktir. Yani adaleti sağlamayıp bencil davranmak bunun tam tersi bir bakış açısıdır. İşte eşitlik kavramıyla karıştırılmamalıdır adalet. Yani herkesin aynı tip elbise giymesi gibidir eşitlik. Yani herkes eşit olacak. Ama adalet o değildir. Adalette denge ve ölçü vardır. Yani hak edene hak ettiği karşılığı vermek. Hak etmeyene ise vermemektir adaletin temeli. Dolayısıyla yetenekli ve çok çalışan birinin elde edeceği haklarla tembellik yapıp hiç çalışmayan birinin elde edeceği haklar aynı olmamalıdır. Bu nedenle adalet yetenekli olanların önünü açtığı gibi diğerlerinin de asgari haklarını koruyacak bir denge kurmalıdır. İşte akrabalık ilişkilerinde adalet, ne yazık ki günümüzde pek başaramadığımız bir değer benim gözlemlediğim kadarıyla. Yani akrabalık ilişkilerinde özellikle miras olayı gündeme geldiğinde artık tüm çatışmaların olduğu, eşitliğin, adaletin göz ardı edildiği ve çatışmaların temeli olan akrabalık ilişkilerindeki adalet. Yani ben neysem işte kuzenlerim de odur gibi yakınlarıma ve bu adil bakış açısına birbirine ayırmadan bakabilmek adaletin bu boyutu. Yerleşik adalet işte burada yerleştiğim mekandaki işte komşularımla, diğer insanlarla ilişkilerim, bunlara gösterdiğim saygı, onların insanlık temelindeki sorumluluklarımızı yerine getiriyor olmamız. İşte bunun en basit örneği yani yolda gidiyorsun, insanlar yola çöp atıyor. Yani böyle düşüncesizce, böyle garip garip hareketler ve yaklaşımlar bu yerleştiğimiz mekandaki insanların birbirine olan ilişkilerindeki saygı ve sevgiyi ön plana alıp adil olmak, adaletli bir şekilde. Devlet boyutunda da ise hukuki adalet sahip olmamız gereken, hukuk bireyler arası veya kurumlar arası ilişkileri tanımlar, işte hiyerarşik yapıyı ve ayrıcalıkları korur. Hukuk sisteminde herkesin yeri ve sınırları yasalarla belirlenmiştir. Yasaları çiğnemek ya da yasaları yok sayarak eylemde bulunmak suç olarak tanımlanmıştır. Suçluların yürürlükteki yasalara göre yargılanması, adaletin tecelli etmesi olarak kabul edilir. Hukuki adalet, toplumsal düzenin sürekliliğini sağlayan en önemli unsurdur. Dolayısıyla devlet boyutunda da hukuki adalet en iyi şeklinde tecelli etmelidir. Dini adalette ise Tanrı herkesi eşit yaratmıştır. Ve nihayetinde bir yargılama süreci orada da gerçekleşecektir. İlahi adaletin gerçekleşmesi ancak bu bütünlükle söz konusu olacaktır. Dinler bu bakış açılarıyla ilgili farklı farklı yorumlar getirmişlerdir ama inanç boyutundaki adalette yine sahip olmamız gerekip de ihmal etmememiz gereken bir boyuttur. Nihayetinde insanlık boyutundaki ahlaki adalet ise adalet bakış açımızın en geniş olması gereken konumudur. Ahlaklılık temelinde insan olmaklık anlamında
en başta insan boyutunda söylediğim gibi insan olmak kavramı altında hiçbir istisna içermeden bu insan adaletini sağlayabiliyor olmamız adalet olgusunun gerçekleştiğinin bence göstergesidir. Evet arkadaşlar, az önce söylediğim gibi bu 7 basamaklı model içerisinde farklı bir değerlendirme olması açısından 3. basamak için akraba temelli bakış açısı ve millet, ümmet, din diye söyleyebileceğimiz 6. basamak için nasıl ideal bir bakış açısına sahip olabiliriz? Onunla ilgili birkaç cümleyle görüşlerimi belirterek sunumumu toparlamış olacağım. Şimdi yerleşim yerlerimiz, yani şu an yaşadığımız şehirler, ne yazık ki yani insanlık değerleriyle pek uyumlu değil. Yani söylediğim gibi insanlık tarihi işte çok uzun bir köklü geçmişe dayanıyor. Ama bizim özellikle modern şehirlerimiz son 2-300 yıllık geçmişe dayanıyor. Bu kadar insanın bir araya gelmesi, bir arada yaşıyor olması ve bu kadar kalabalık içinde hayatı sürdürmek, hayatı devam ettirmek yani fıtratımıza hiç uygun şeyler değil. Dolayısıyla o modelde bahsettiğim 3. basamaktaki akraba temelli yerleşim planı için şöyle bir öneri getirebilirim ben. İşte diyelim ki 30-40 aileden oluşan işte 150-160 veya 200 kişilik yerleşim birimleri oluşturabiliriz. Ve bu işte tek katlı evlerden oluşan bu akraba temelli bir mahalle gibi düşünelim bunu. Ve çevresinde de işte tarım arazisi yeteri kadar ayrılmış tarım yapılabilecek mekan. Ve bu mahalle mümkün olduğunca kendi kendine yetebilen üretkenliğe sahip. Mesela işte içinde çocuk kreşi de var. İşte yaşlı bakım merkezi de var. Yani sağlık hizmeti veren birim de var. İşte yani insanın temelde günlük ihtiyaç duyduğu her hizmeti alabileceği bir yapılandırma içerisinde bir görevlendirilme yapılmış ve böyle bir paylaşım yapılmış. Böyle bir mahalleyi düşünün. Bu bizim mahalle idealimizi, yani ideal toplum mahallemizi anlatmaya çalışıyorum. Burada insanların gerekli ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri her şey ücretsiz olarak onlara hizmet olarak eşitlik temelinde sunuluyor. Böyle bir mahalle ideali düşünün. Bu 3. basamak için anlatmaya çalışıyorum. Burada da işte insanlar her biri farklı görevler de yapıyorlar ama yaptıkları bu görevler içinde yani belli bir kazanç sağlayabilirler ama nihayetinde işin temeli burada bu toplumsal yapıdaki eşitlik ve temel ihtiyaçları karşılayabilme yapısı üzerine kurulmuş bir yerleşken. Bu toplum idealinin 3. basamağındaki ideal yerleşkeyi bu şekilde tanımlayabiliriz. Bir de 6. basamakta bulunan işte millet kavramı için nasıl bir idealist bakış açısı olabilir diye düşündüğümde ben şöyle bir yapı hayal ettim. İşte yani muhtemelen hepimiz Müslümanız burada. Dolayısıyla buradaki millet, din ve ümmet kavramı içinde İslam
ümmetini, İslam medeniyetinin birliğini ve bir aradalığını modellemeye çalıştım doğal olarak. Yani bunu her medeniyet ve her farklı din kendisi kendi değerleri için yapabiliyor olursa bence güzel bir modele ulaşmış oluruz. Burada şöyle bir hayalim var. Yani uygulanabilir bir hilafet modeli. İşte diyelim ki bu bir meclis var. Müslüman devletlerden seçilen temsilcilerin oluşturduğu bir meclis ve işte kutsal topraklarımız, yani hac ibadeti için gittiğimiz toprakları yöneten, o topraklarda faaliyet gösteren ama tüm Müslümanların bu dini yapılarının merkezi konumundaki ve gerekli faaliyetleri yürüten, bunu organize eden diğer devletlerden, diğer yapılardan bağımsız bir yönetim modeli. Benim böyle bir model, yani hilafet modeli var aklımda. Yani bunun en ideal şekli ama uygulanabilir bir şekli olacaksa eğer böyle bir şey olmalı. Bu şekilde bu ideal millet veya ideal ümmet nasıl olmalı başlığı altında da bunlar daha detaylı bir şekilde uzun uzun konuşulabilir. Hocam, bölüyorum Buyurun. sohbetinizi. Şey soruları falan yapmasak olur mu? Arkadaşların soruları oluyor. Evet, zaten bitmek üzere. Zaten bu Hocam, bahsedeceğim son slayttı ve ben sunumumu bitirmiş oldum. soru Teşekkür ederim. sorular Hocam, arkadaşlar yönlendirmişti o yüzden. tabii sırasıyla siz okuyabilirseniz ben cevaplandırmaya çalışayım. Tabii hocam, baştan başlıyorum. Hülya Açıkgöz, benim için sağlıklı toplumda birinci sırada genler vardır hocam demiş. Hocam sesim geliyor mu benim? Evet Aziz hocam, geliyor. Hocam sunum bütünlüğü açısından tamamlasak çok sürmeyecek dediniz zaten. Çünkü Yo, sorular bitti zaten. yani tamamlasanız daha hoş olur sanki. Sorular Ondan biraz tamamla. konular olduğu için bölebiliriz. Özür dilerim, Yo, böldüm. bitti zaten. Yani ben çok uzatmamak için tüm Tamam. her şey için detaylı böyle konuşulabilir ama ben sadece örnek için 3 ve 6. basamaklar için kısa bir görüş beyan ettim. Bu Çok ve sunumu sesim iyi geliyor mu bilmiyorum ama şu an Geliyor, sunum geliyor. o çok bence kıymetli son Bizi dokunuş. duymuyor. Aziz hocam bizi duyuyor mu? Sen bizi duyuyor musun? Hocam ben sizi duyuyorum da sanki Tamam. bitmedi geldi Yok, çok. bitti. Sunum bitti. Yani konu bitmedi tabii ki. Konu saatlerce, günlerce bile konuşsak bitmeyecek bir konu. Tamam hocam, Ben teşekkür ederim. sadece bir model Hocam anlattım. ben de aynen. Modelin içinde de küçük küçük nüanslarla vurgular yaptım ve modelin anlamanıza veya anlatmaya çalıştım. Sizin de bir nebze anlamanıza vesile olmaya çalıştım. Arkadaşlar kusura bakmayın. Ben de işte hocam sizin sohbetiniz bittikten sonra soruları Buyurun. sona bırakmak istedim. O Evet. yüzden hani daha verimli Tabii. olur diye. Hülya Açıkgöz'ün okumuştum. Benim için toplumda, sağlık toplumda birinci sırada genler vardır hocam demiş. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Gen dediniz değil mi? Gen. Evet, genler vardır. Yani gen yapısı zaten insanlığın temeli, yani işte anlatmaya çalıştığım gibi işte o 6,5 milyon yıl önceki atamızdan beridir gelen insanlık şifreleri o genin içinde saklı. Tabii ki yani insan dediğimizde genleriyle birlikte anlayacağız yani. Evet, o işin temeli. Hocam, Ateş Fatma ideolojiler isim ilgisini objektiflik ve demokrasi açısından sormak isterim demiş. Bir dakika, ben de görebilirsem hemen İdeoloji, bakayım. evet. Hocam
ideoloji ile rejim ilgisini, Evet hocam, ideoloji ve rejim objektiflik ve ilgisi. demokrasi açısından. Şimdi Kesinlikle. ideoloji bakış açısı, bu bir nebze 6. medeniyet kavramının küçültülmüş veya diğer bir bakış açısıyla çarpıtılmış bir hali diye yorumluyorum ben. İşte Arnold Toynbee medeniyetler çatışmasıyla bunu gündeme getirmişti. Yani medeniyetler çatışması, onun kastettiği medeniyet çatışmasında Batı medeniyetinin diğer var olan diğer medeniyetleri yok etmesini amaçlayan çatışmacı bir bakış açısıydı. İdeolojiler de bence bu yapı içerisinde yani bir nebze yamultulmuş bir değerler sistemi oluşturuyor. Yani onun için bence temelde yanlış bir değerlendirme bakış açısı. Yani ideolojiyi, yani 5. kademe ile 6. kademenin bir arasına koysak, ama nihayetinde bizim 7. basamaktaki insanlık değerlerimize ulaşmaktaki sıkıntılarımızı ortaya çıkarıyor. Yani ben tüm insanlığı kapsayan, insanlık değerleri içeren bir ideoloji yani rastlamadım desem yeridir. Onun için bence kısıtlayıcı ve yanlış bir bakış açısı doğuruyor. Devam ediyorum hocam. Buyurun. Musa adlı kullanıcı Tanrı yeryüzüne kelamıyla inzal olunduğunda ideal toplumu güven toplumu olarak tarif etmiştir demiş. İman kökünde güveni barındırır. Kitap ideal toplumu tarif ederken Muhammed içinde güvenilir demişti. Sizce güven de ideal toplum oluşumunda olmazsa olmaz bir şart değil midir? Tabii ki güven kavramı, yani az önce anlattığım adalet gibi, yine güven kavramı da bu yapının olmazsa olmaz temel değerlerinden birisidir. Yani ben kişi olarak bu yapı içerisindeki her bir konumdaki insanlara güvenemezsem, böyle bir yapının varlığının sürmesinin bir anlamı olmaz. Yani güven, tabii ki bu yapıyı oluşturan temel kavramlardan birisi olacaktır, adalet gibi. İşte her kavram bu şekilde, bu 7 basamaklı yapı içerisinde tek tek konuşulup tek tek değerlendirilebilir. Ben sadece adalet kavramını bir nebze değinmeye çalıştım. Evet hocam devam ediyorum. Buyurun. Müzeyyen Esmer millet, ümmet, din ve toplumsal paylaşım yaşamı çok güzel bir ütopya demiş. Ateş Fatma, Marx'ın fetişizm çarpıtması toplum idealinde de geçerli galiba. Çok teşekkürler demiş. Bu şekilde hocam. Evet, varsa sözlü soru veya açıklama veya değerlendirme de alabiliriz arkadaşlarımızdan. Aziz Hocam el Aziz. kaldırıyor. Buyurun. Hocam öncelikle teşekkür ederim. Bittiğini kabul edemediğim güzel bir sunumdu. Ancak şurada aldığım notlar içerisinde, birincisi hocam, bu akrabayla ilgili oluşturduğunuz tabloya gelme şansınız var mı bilmiyorum ama bahçeler ayrılmış hocam orada. Şimdi bahçelerimiz ayrı, akrabayız biz orada, akraba mahallesi. Evet, burada Evet. çitler konulmuş hocam. Şimdi hayal edebiliyorum. Siz bunu gözünüzde canlandırarak ideal toplumu oluşturmaya çalışıyorsunuz. Öncelikle tebrik ederim. Bu ciddi bir bilgi birikim ve tahayyüle gerektirir. Yani onu düşünüyorsunuz, ona kafa yoruyorsunuz. Çok güzel bir şey. Onun için ayrıca tebrik ediyorum sizi. Bunu düşünmek çok kıymetli. Şimdi burada eleştirel baktığımızda akraba temelli mahalle araya çit koymuşsunuz hocam. Sonra birkaç sunum ileride ümmet birliği demişiz. Sınırları kaldırmışız hocam. Bunu hatırlamak istiyorum. Ve hani de, yapan insana eğer
birileri engel olsaydı bugün daha mutlu bir toplumda yaşardık demiş ya düşünürümüz. Onu hatırlatmak istedim. Bu tüm katmanlarda değerleri tartışmak çok kıymetli. Çok katılıyorum buna. Yani bir insanın içinde oluşturduğu, kendisinde oluşturduğu değerleri ben ailem için ne yapabilirim, mahallem için ne yapabilirim, akrabalarım, devletim, milletim ve medeniyet ve insanlık için neye yarar şeklinde düşünmesi her hareketinde, her fikrinde. Bu da çok kıymetli hocam. Bunları belirtmek istedim. Hilafete gelince hocam, zaten hilafetin bir modeli var şu anda yürürlükte. Avrupa Birliği var hocam. Avrupa Birliği gibi bir hilafet modelini zaten dünya yaşıyor. Evet. Biliyorsunuz Avrupa'da bu çitler yok, sınırlar kaldırılmış. Her şey birlikte, ekonomiye kadar. Hatta bir ara Almanya hatırlarsanız itiraz etmişti. Ben hepinizi beslemeye başladım. Hayırdır, yani benim artık gücüme gidiyor demeye başlamıştı ki cepleri dahi birlikte olduğunu da bu sözlerle anlamıştık hatırlarsanız. Dolayısıyla bu model inşallah ince düşünülür. Bu işi yapabilecek gücü olan insanlar tarafından bir yere getirilir. Bir taraftan iyidir, bir taraftan kötüdür diye yorumluyorum hocam. Bir defa insanlık bir bütünse hep birlikte yaşama kültürünün olması da daha olağan ve daha aslında mutlu bir toplum için geçerli. Ülkemizde de yaşadığımız mesela Kürt, Türk, Alevi, Sünni gibi gibi bölüşümlere baktığımız zaman da işte Hristiyan, Müslüman noktasında da çatışmaların devam edeceği, aslında kutupların daha da belli olacağı bir topluma da gidebilir bu ümmet birliği dediğimiz olay. Zaten Avrupa Birliği'nin birlikteliğinin çok da dünyaya mutluluk verdiğini düşünmüyorum ben. En basitinden çok küçük bir örnek vermek istiyorum. Ege Denizi'ndeki olumsuzluklarda dahi Avrupa Birliği bizim toprağımız şeklinde adalara kadar müdahale etmeye çalışıyor. Bazen birlikteliğin ve güç oluşumunun zehirleyebileceği ve aslında mutluluğu ya da paylaşımı bitireceği düşüncesindeyim ben. Yani öbek öbek bir araya gelmelerin aslında güç devşirmeleri, işte Amerika, Rusya, Amerika, Çin'de gördüğümüz olaylar gibi mesela. Yani çok derin konular hocam, çok da Evet. uzatmayayım. Çok teşekkür ediyorum. İnanılmaz güzel ve ufkumuzu açan bir çalışma olmuş. Emeğinize sağlık. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim Aziz Hocam. Aslında ben de ufak bir katkıda bulunmak isterim hocam eğer müsaitse. Selim Hocam, el kaldıran arkadaşlarımız var. Sizi onlardan sonra söz Tamam. verelim inşallah. Tamam hocam. Dilek Hocam, buyurun. Hocam öncelikle size teşekkür ederim. Gerçekten çok güzeldi sunumunuz. Sonra da Aziz Hocama teşekkür ederim. Benim yapacağım soruyu kendisi sorduğu için size. Bu öbekleşmeden bahsetti ya hocam. Ben de Evet. ayrışmaların yani farklı fikirlere insanların açık olmayacağını ve mutlu bir toplumu zedeleyeceğini düşünüyorum bu ayrışmaların. Yani farklı görüşlere insanlar çok iyi bakmayacaktır bence böyle bir durumda. Aziz Hocam zaten açıkladı. Ben de bunu belirtmek istedim düşüncemi iyi Evet. akşamlar. Teşekkür Ben ederim. oraya küçük bir parantez açayım Tabii. izninizle. Şimdi bizim iş yerinde bir tane akvaryum var. Büyükçe bir akvaryum. Belki bilenler bilir. İşte bir koloni balık var içerisinde. Diyelim ki onlar bu şekilde akraba temelli bir yerleşim mekanına sahipler. Yani akvaryumda. Yani balık hafızalı falan diye küçümseriz ya. Yani balıklarda mekanı sahiplenme güdüsü var temelde. Yani o akvaryumun bir tane baskın alfa erkeği var. İşte o akvaryumun bir köşesi onun mekanı. Yani diğer erkekler oraya gelmiyorlar. Gelse bile, yaklaşsa bile hemen hızla müdahale ediyor. Hemen geri dönüp kaçıp başka yerlerde oyalanıyorlar. Yani erkeklerin böyle sahiplenme mekanları var. Yani akvaryum içinde. Bakın bunu balık yapıyor. Yani dolayısıyla varlığın temeli, yani var olmak
bir mekan olmayı, mekanda olmayı gerektiriyor ve mekanı da sahiplenmeyi gerektiriyor. Yani tüm canlılar, var olanlar bir mekanda var ve mekanı da sahiplenme olgusu varlıksal bir olgu bizim için. Bunu hiçbir yerde ihmal etmememiz gerekiyor. Onun için de her katmanda ve her kademede de herkese yeterince varlık alanı açmamız gerekiyor. İşte onun için her şeyde birinci noktaya güçlü, sağlıklı ve huzurlu birey yetiştirmeyi ön koşul olarak koyuyoruz. Ve bu da mekansız olmuyor ne yazık ki. Bu aile boyutunda da böyle, yerleşke boyutunda da böyle, devlet boyutunda da böyle. Yani bu varlığın temeli böyle. Bundan vazgeçemeyiz. Yani Aziz Hocam'ın dediği gibi o işte ilk çiti çevirip de ilk mekan benim diyen birisi olmasaydı o zaman biz de olmazdık. Öyle bir bakış açısı yok yani. Öyle bir bakış açısı olmasaydı, mekana sahip olma olgusu olmasaydı, işte bugünkü ne bileyim şempanzeler, orangutanlar bir ormanda nasıl yaşıyorsa biz de onların aynı formunda yaşıyor olurduk. O mekanı sahiplenme, mekana sahip çıkma ve benim olgusunu oluşturduğu için ve bunlar bir araya gelebildiği için hukuk oluştu, medeniyet oluştu, kültür oluştu. Yani o olmasaydı bunların hiçbiri olmazdı. Her şeyin temeli orada yatıyor. Rüstem Hocam buyurun. Sesinizi açarsanız sizi duyamıyoruz. Öncelikle teşekkür ediyorum bu güzel sunumunuzdan dolayı. Aydınlandık gerçekten. Çok teşekkür ederim. Tabii idealist bir insan, idealist bir aile, idealist bir akraba, millet, devlet vesaire. Ve burada bir de adalet kavramı. Şimdi benim burada sizlerden istirhamım şu. Adalet kavramının fert planında ve toplum planında uygulanmasıyla o toplumun gelişmişlik düzeyi arasındaki fark nedir? Var mıdır, yok mudur? Bağlantısı nedir? Örnekleriyle birkaç cümleyle izah ederseniz sevinirim. Yani adalet kavramını seçmemin de özel sebebi buydu. Yani nihayetinde toplumsal yapının temel taşlarından birisi adalet olgusu. Yani bu anlatmaya çalıştığım gibi eşitlik değil. Yani Evet. eşitlik farklı bir şey, adalet farklı bir şey. Adalet yani hak edene hak ettiğinin karşılığını verebiliyor olmak, öyle bir imkan sunabiliyor olmak ve bunu sağlamak işte adalet kavramı altında bu anlamı içeriyor. Dolayısıyla yani toplumun sosyalliğin olmazsa olmaz doğru bir şekilde olacaksa adalet bunun vazgeçilmez temeli. Ve biz bunu ne kadar sağlayabilirsek o mükemmel adalet olgusuna, o kavrama ne kadar uygulayabilirsek işte o zaman hem bireysel olarak hem işte bu anlatmaya çalıştığım tüm katmanlarda da o kadar iyileşme ve ideale ulaşma imkanımız olacaktır. Adaletle birebir ilişkili her şey. Teşekkürler, sağ olun. Ben teşekkür ederim. Selim Bey buyurun. Mikrofonunuzu açarsanız önce. Buyurun. Evet hocam, herkese iyi akşamlar dilerim. Çok güzel bir proje her şeyden önce. Böyle bir projenin konuşuluyor olması biraz umutlandırıcı bana göre. Aslında bu konuda çok eksik olduğumuz ülke olarak ve camia olarak çok eksik olduğumuzu gösteren bir şey. Siz böyle bir projenin öncüsü olduğunuz için bence takdir edilesi bir durum. Her şeyden önce ben bu projenin aslında adalet kavramı üzerinde biraz böyle daha çok dikkatimi çeken ve belki de vurgulamak istediğim nokta orası.
Adalet belki bütün bu söylenen şeylerin aslında ruhu, canı diye düşünürüm. Hayatı can veren şeydir aslında. Belki adalet mülkün temelidir kavramı da çok böyle manidar olarak buradan kaynaklanıyor olabilir. Adalet aslında bütün formların altyapısını teşkil eden, dolayısıyla eğer doğru bir şekilde teşekkül etmişse çok da doğru bir yaşam formatı da bulunmuştur. Onun için adalet çok önemli bence ve aslında herkes için. Ve belki de bugün çürümüşlüğümüzün, bugün kopukluğumuzun temelinde yatan da bu adaletsizlik anlayışı, algısıdır. Ve bunun bir şekilde aslında çok farklı vurgulanarak dile getirilmesi gerektiğine inanırım. Çünkü her şey oradan başlar. Aile içinde, toplum içinde vazgeçilmez bir şeydir. Devletin olmazsa olmazsa aslında adalettir. Kayırmacılığın, ahbap çavuş muamelesinin olmayacağını düşünelim. Yani böyle bir devlet anlayışının insana ne katabileceğini. Aynı şekilde aile temel yapısında da aynı şekilde. Bunlar çok önemli bence. Çok fazla uzatmadan bence bu projenin temel ruhunu teşkil eden adalet, bunu çok farklı bir şekilde aslında dillendirilmesi gerektiğine inanırım ben. Teşekkür ederim. Fazla zaman almayayım. Biz teşekkür ederiz. Birol Bey, buyurun. Ali İbrahim Hocam, eline ağzına emeğine sağlık. Gerçekten çok güzel çalışma olmuş. Benim iki konuda katkım olabilir diye düşünüyorum. Ya da hani katkıyla karışık soru da olabilir. Hani bunu belki tartışılabilir. Bu basamaklar arasında bir de ekonominin olması gerektiğini ben bir an düşündüm. Hani ekonominin alt ekonomiyle bağlantı olarak yönetim sistemlerinin bir altyapıda olması gerektiğini, bu gerekli şeyleri, bireyin yetişmesini, işte ailenin oluşmasını, adaletin bile olmasını sağlayacak bir ekonomik bir yönetim sisteminin olması gerektiğini hani düşündüm. Bilmiyorum, hani bunu tartışabiliriz. Bu yedi katmanın arasında bir yerde bir ekonominin, yönetim sisteminin, belki sınıfsal, anladığım kadarıyla sınıfsız bir sistem gibi düşünüyoruz burada. Öyle bir sistemin, öyle bir yapının da sanki burada bir yerlere girmesi gerekir gibi düşünüyorum, ama hani tabii sen daha iyi değerlendirirsin. Hani konuyu ben dışarıdan ilk şey olarak düşünüyorum. İkincisi, belki soruyla karışık bir katkı bu. Ümmet kavramı ile insanlık kavramı sanki biraz çelişiyor. Yani ümmet insanlığın bir parçasıysa, bu sanki ümmetten ziyade dünya vatandaşlığı gibi bir şey, sanki buraya daha çok oturuyor gibi insanlığı kapsamak anlamında. Hani Kant'ın oluşturduğu dünya vatandaşlığı kavramı var. Bu sanki insanlığa daha çok örtüşüyor. Çünkü ümmeti, hani böyle İslam ümmeti olarak alırsak ya da Avrupa Birliği ümmeti olarak alırsak, bu insanlığın bir parçasını alıyoruz, bir bütünle birleştiriyoruz gibi oluyor. Ama bu anlatılmak istenen şeyin ruhunu biraz parçalıyor gibi geliyor bana. O anlamda hani ümmetle insanlık örtüşmüyor. Yani insanlığın altında kalıyor ümmet aslına baktığınız zaman. Sanki dünya vatandaşlığını oraya oturtmak, sanki insanlıkla ve bu yapıyla, hatta dünya vatandaşı olan bir bireyi oluşturmak, dünya vatandaşının olan bir adaleti oluşturmak, bu yapıyı sanki daha böyle kapsamlı, daha bütünsel bir hale getirecek gibi düşünüyorum açıkçası. Hani ilk şeylerimde onları düşünmüş oldum. Çok teşekkürler. Eline ağzına sağlık. Eliniz çok güzel bir çalışma olmuş. Ben teşekkür ederim.
Sorunuzun birinci bölümü için ekonomi. Ekonomi bir kavram ve bu işte adalet gibi, değer gibi bu her yedi basamak ve yedi katman içinde ayrı ayrı tanımlanmalı, ayrı ayrı organize edilmesi gereken bir kavram bu. Hatırlarsanız ben bir oran çalışması yaptım. İşte bir 100 birim bir değerimiz var elimizde. Mesela bunu ekonomi olarak anlayalım. Ya ben diyelim ki 100 birim, 100 bin lira kazanıyorum aylık. Bu 100 birim değer, işte bunun 33'ünü kendime ayırıyorum. Ve geri kalanı o oran çerçevesinde vergi veriyorum. Ama az önce anlatmaya çalıştığım gibi bakın o akraba temelli yerleşim yerleşkede orada yaşayan tüm insanların temel ihtiyaçları ücretsiz ve eşit bir şekilde karşılanıyor. Yani orada barınma, beslenme, işte her türlü ihtiyacınız o yerleşkede karşılandığı için yani ben 100 bin lira kazanıyorum. Bunun işte 67 lirasını vergi vermek yani burada miktarsal olarak çok büyük gibi geliyor ama o 67'nin içinde temel ihtiyaçlarımın hepsi karşılanıyor zaten. Ya yani onun 33'ü sadece bana kalan kısmı. Ya diyelim ki benim kardeşim de o da 50 bin lira kazanıyor. Yine o da kazancının %67'sini vergi verecek ve bu şekilde bu oranlar çerçevesinde işte belli bir oran o yerleşkedeki masraflar için, belli bir oran devletin organizasyon masrafları için insanlığa kadar giden yani tüm insanlığa işte paylaşım değeri dediğimiz yani o tüm insan olmaklık değerindeki paylaşımlarımız için de bir pay ayırıyor. Yani şu an devlet pozisyonunda bitiyor ya ekonomik şartlar veya işte Avrupa Birliği'nde işte bir nevi millet ve oradaki ümmet kavramıyla bir aradalık oluyor. Biz onu da aşıp insanlığa da pay ayırıyoruz ekonomimizde. Ya bunu böyle değerlendirelim. Yani bu şekilde sahip olduğumuz tüm değerlerin her katmanda hakkıyla paylaştırıldığını varsaydığımızda bu şekilde bir yapı oluşturabiliriz. Sorunuzun ikinci kısmındaki işte insanlık ile ümmet ilişkisi, ya yani insan insan olmak anlamında. Yani şu an yeryüzünde yaşayan işte 8,4 milyar muhtemelen işte 100 ila 110 milyar arasında tahmin ediliyor. Şu ana kadar yaşamış tüm insan sayısı. Yani biz nihayetinde şu an yaşayan insanlar içinde 8,5 milyarda biriz. Tüm insanlığı tarihsel olarak aldığımızda 110 milyarda biriz. Yani nihayetinde insanlık en büyük değerimiz ve ait olduğumuz en büyük bütün o. Yani bir birey ile bir insanı bakın ben ayırmadım. Yani insana ait değerlerle insanlığa ait değerleri hep birbiriyle eşleştirdim. Aradaki katmanlar hep sonradan oluşan katmanlar. Dolayısıyla yedinci basamaktaki kavram ile altıncı basamaktaki kavram işte oradaki medeniyet işte mesela bugün bir Çin medeniyetini düşünün, bir Hint medeniyetini düşünün, işte bir Batı medeniyetini düşünün veya Amerika. Yani bu İslam medeniyetini düşündüğümüzde de insanlığın bir alt kümesi oluyor doğal olarak. Yani insan işte 8,5 milyar insan var şu an. İşte diyelim ki 1,8 milyar Müslüman var. İşte yanlış bilmiyorsam 3 milyara yakın Hristiyan var. Ondan sonra işte 1,5 milyar Çin nüfusuyla ilgili Çin dinlerine inancı var gibi böyle alt katmanlar yani medeniyet de insanlığın alt katmanı. Onun için altıncı basamak. Ve biz eğer bir yapılandırma yapacaksak bu insanlık değerlerine ulaşacağız ama insanlık değerlerine ulaşabilmek için işte inanç çok önemli bir nokta burada. İnancı temel alan bir yapı kurmak zorundayız. Yani bu şu an bize biraz absürt gibi geliyor veya biraz ters gibi geliyor ama inanın
hem tarihsel olarak hem güncel olarak şu an baktığımızda inanç ve yani ait olduğumuz medeniyet işte veya ümmet diğer bir kavramıyla varlığın önemli bir parçası ve organizasyonun bence önemli bir konumu da olmak zorunda. İşte bunu kaybettiğimiz için, bunu sağlayamadığımız için yani insanlık boyutunda problemlerimizin birçok yansıması ne yazık ki söz konusu oluyor. Yani onu sağlayabilirsek bence çok daha iyi olacak. Tamam hocam, çok teşekkürler. Ağzına sağlık. Daha özel olarak daha derinlemesine tartışmada isterim aslında bu konuyu. Tabii ki. İnşallah Tabii fırsatı ki. Elde ederiz. İnşallah. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Hocam mesajlar Evet, geliyor. buyurun. İsterseniz okuyayım tekrardan. Hocam Zeynep Aydın tüm insanlığı kapsayan bir ümmet tarifi var aslında. Ümmeti davet, İslam'ı henüz din olarak kabul etmemişler. Ümmeti icabet, İslam'ı kabul etmiş olanlar demiş. Bu şekilde bir çok teşekkürünüz var hocam sohbet için. Devam. Ben teşekkür ediyorum. Sözü başkanımız Necdet Bey'e bırakıyoruz kapanış için. Evet, ben de size çok teşekkür ediyorum. Katkı sunan arkadaşlara da çok teşekkür ediyorum. Günümüz modern zihniyetle derinlemesine bir araştırma yapma arasında ciddi farklar olduğunu da biliyoruz. Yüzeysel dünya yaşamına bakmakla tarihin derinliklerinden ve çözüm üretme arayışı içerisinde olan insanların değerlerini tabii ki ayrı tutmak gerekiyor. Biraz daha yaşadığımız toplumda derinlikten ziyade peşinlik arayanlar çok fazla. Bu yaklaşımınızı farklı şekilde ele alabilirler. Bu normal bir şey. Çözüm üretmek adına yola çıkmanız çok takdir edilecek bir yaklaşım. Elbette ki bu süreç içerisinde birçok konular ya tasih edilir ya daha güzel hale getirilir. Önemli olan hani düşünmek, önemli olan bu konuyla ilgili bir erdemli davranışı ortaya koymaktır. Kadim geleneğimizde şöyle bir anlayış vardır. İnsan çalışır, doğruya isabet ederlerse iki tane ödül verilir. Eğer doğruya isabet etmemişse de çalıştığından dolayı bir ödül verilir diye böyle bir ödüllendirme sistemi varmış. Dolayısıyla çalışmanız çok alkışa değer bir durum. Elbette ki bunun üzerine çok yorumlar yapılabilir. Farklı insanların zihinlerinde eksik gözükebilecek noktalar olabilir. Siz bütünün belki bir noktasını burada göstermeye çalıştınız. Bu tabii ki çok uzun bir yolculuğun başlangıcı olarak görüyorum. En azından ben seni tanıdığım için öyle görüyorum. Bütüncül olarak yaklaşma gayretini de biliyorum. Marx bile bazı konuları açıklarken der ki işte üretim araçlarının kimde olduğu önemli. Yani siz adaletli birisinin elinde yönetim varsa bu yönetim şeklinin ne kadar profesyonel olsa bile onun başındaki insan adil değilse yine problem teşkil edecektir. Yani hem sistemin kendisinin adil olması lazım, hem de o sisteme uyan insan modelinin onu bütün gönlüyle, bütün içtenliğiyle içselleştirilmiş bir uygulama topluluğuna ihtiyaç olacaktır. Bunların hepsi sizin bahsettiğiniz gibi bireyden o faziletli topluma giden süreçte oluşması gereken adımlar. Bunların hepsinin alt kısmı olacaktır. Yani ekonomi konusunda söylenecek çok şeyler olabilir. Dediğiniz gibi bu bir kavramdır. Çok farklı şekilde dönem dönem değiştirilebilir. Ama her ne olursa olsun değiştirilse de temel mekanizma olan adalet kavramı çerçevesi içerisinde paylaşım, bölüşüm, üretim ekseninde dikkate alınması gerekiyor. Bir diğer konu ise hangi topluluktan söz ederseniz edin,
özgürlükler ve o topluluğun düşünmesini ve çalışmasına, yani bu şekilde düşünüp gayret edip kendi varlığını ortaya koymasıyla ilgili adaletin temel özgürlük kavramı üzerinden insanların kategorize etmeden önce kendi varlıklarının belki de hayatlarının gayelerini, amaçlarını vesaire bunları alt planda belirginleştirmek çok uygun olur. Kişinin kendi hayatıyla ilgili ya da yaşadığı toplulukla ilgili bu özgürce yaşayabileceği ve karar vereceği bir atmosferin olmasını arzu eder. Bunun dışında tabii ki muhayyile çok önemlidir. Biz bunun üzerinden icraatlarımızı yapmak için ön kurguları hep yaparız. Ama nihayetinde birçok şey dediğiniz gibi ütopya olabilir. Ama bunun mücadelesini vermek kadar güzel bir erdem de olamaz. Bunun mücadelesini verecek olan topluluğun burada olduğunu zaten biliyoruz, buna inanıyoruz. Bunun mücadelesini veririz. Doğru yaptığımızda arkadaşlarla ittifak ederiz. Yanlış yaptıklarımızda da itiraz ederler. Nasıl düzeltileceğine dair de fikir beyan ederler. Yolumuz hani bir şey gibidir. Bitmeyen ama biz bittiğimizde devam ettirecek bir topluluğun olacağı nitelikte olması arzusundayız. Bu güzel programın oluşumunda hem sizin sunumunuzda hem bu çalışmanın ta derinliklerinde emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür etmek gerekiyor. Çünkü bunlar kolay şeyler değil. Hem burada vakit harcayıp insanlara fikri anlamda bir şeyler sunmak hem de belki de başka şeye vakit ayıracakken bunu çok önemseyip buraya gelip buradan bir şeyler heybesine doldurup ya da heybesindeki o değerli şeyleri burada bizlerle paylaşıp kendi inzivasına ya da dünyasına çekilen insanlar geliyor ki bunlar da çok önemli, anlamlı. Ve bundan sonraki süreçlerimiz yine her çarşamba devam edecektir. Organizasyonu yapan Ali Bey'e, bugün moderatörlük yapan kızımız Hilal'e ve sunumu yapan Halil İbrahim Bey özelinde hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Bu arada grubu isteyen arkadaşlarımız var. Ali Bey görüyorsa arkadaşımızı gruba dahil edebilirler. Bir sonraki hafta başka bir programda görüşmek ümidiyle hepiniz sağlıcakla kalın. Hayırlı akşamlar diliyorum. Hilal, mikrofonun kapalı. Teşekkür ederiz hocam. Herkesin emeğine sağlık. Peki. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar.